Ankaragücü yeni sezon çalışmalarına başladı. Biz de şimdi tesise geldik. Hem kulüp başkanı, hem yeni teknik direktör, hem de futbolcularla sizler için röportajlar yaptık. Camiamıza, Ankaragücümüze hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yeni bir başlangıç. Dün itibariyle takımımız burada çalışmalarına başladı. Bugün sizleri de buraya davet ettik. İyi bir sezon geçirmek istiyoruz. Geçen sene yaşadığımız sıkıntıları yaşamak istemiyoruz. Bunun için mücadele edecek Ankaragücü. İyi yerlere getirmek için bizler de yöneticiler olarak elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Yine hocamız Fuat Çapa oldu diyorsunuz. Bu hususta neler söyleyeceksiniz başkan? Kasımpaşa'daydı son olarak. Güzel de bir grafik çizmişti orada. Sanırım bunda referans aldınız. Neler söylersiniz? Fuat Hoca bizim daha önce de gündemimizde olan bir hocaydı. Kasımpaşa'daki geçen sene ikinci yarı sergilediği performansı da bütün kamuoyu biliyor. İyi bir performans sergiledi. Modern futbolu bildiğini düşünüyoruz. Kendisi yabancı dil konusunda bayağı bir dil biliyor. Futbolcularla iletişim anlamında rahat bir durum bu. Çünkü takımlar neredeyse %80-90 yabancı futbolcularla oynuyor. İletişimde biraz şey oluyor, işte 3-4 tane tercüman sahanın ortasında çevirmeye çalışıyor. Hocanın vurguladığı konuları ben hocanın anlattığı hassasiyette bazen burada şahit oldum. Futbolculara yansıtılamıyor gibi geliyor bana. Bu Fuat Hoca'nın artısı. Kendisini ispat etmiş bir hoca. Süper Lig'de daha önce işte 3-4 tane herhalde takım çalıştırmış. Biz de onunla beraber burada iyi bir süreç geçireceğimize, başarılı olacağımıza inanıyoruz. Ona da hayırlı olsun diyorum buradan tekrar sınavcılığınızla. Transfer konusuna değinecek olursak, yasak kalkacak mı? Ankaragücü'nün bazı isimlerle anlaştığı, Gökhan İnler, Raşat Muhammed gibi isimleri anlaştığı söyleniyor. Neler söylersiniz efendim? Bizim şimdi scout ekibimiz var. Bu ekip çalışmalarını yapıyor. Belirlediğimiz futbolcular var. Fuat Hoca'nın önereceği futbolculara bizim arkadaşlar baktı, bizim gönderdiğimiz futbolculara da hoca baktı. Yarın öğleden sonra bununla ilgili toplantıyı yapıp netleştirmek istiyoruz. En azından pazartesi salıya kadar, ama biliyorsunuz bizim transfer yasağımız var. Rakamları söyleyeyim buradan. 99 dakika oynamış Thomas Hertogs 2.300.000 euro. 20 milyona yakın Ankaragücü'nde transfer yasağı var bu kişinin. Alessio Cerç var. O da 1 milyon euro. İşte 8 milyon yapıyor. Suzukula var. 5 milyon lira. Yani 40 milyona yakın. Orgil'in ödenmeyen bonservis bedeliyle beraber hemen hemen 40 milyona yakın bir transfer yasağı var. Bu Ankaragücü'nün 2020-2021 sezonunda TFF'den alacağı rakama neredeyse denk geliyor gibi diyebilirim. Yani bu kadar büyük bir rakam bu rakam. Biz çözmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu futbolcularla, işte avukatlarıyla, menajerleriyle biz devre arası da görüştük. Bu işi çözmek istiyoruz. Çünkü bu geldi. Bugün de bize geldi. Karşı karşıya kaldık bu sorunla. İlk yarı itibariyle çözmeye çalışıyorduk ama olmadı. O zaman da yaklaşım göstermediler. Engel olanlar var bunlara. Biz engel olanları biliyoruz. Çözdürmemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Uğraştırıyorlar kulübü. Biliyoruz. Ama inşallah kısa sürede çözeriz. Önümüze bakarız diye düşünüyoruz. Sebebi ne peki? Ya, farklı konular var orada. Onlara girmek istemiyorum da farklı bazı konular var. Onun için inşallah çözeriz diye ümit ediyorum. Eğer çözülürse Ankaragücü takımı bonservis bedeli ödemeden serbest futbolcular mı alacak? Genelde öyle mi bakış açısı hocam? Başkanım şu anda. Çok iyi futbolcu olursa bonservisle ödeyebiliriz, ödemeyeceğiz diye bir şey yok. Yani gelecek vadeden futbolcu olursa, mesela biz Fatih Tulta ve bu genç yeteneklerini burada bonservis ödeyerek aldık. Devre arası Sabah'ı öyle aldık, kalecimizi o şekilde aldık. Yani biz geçmiş dönem yapılan transferlerin yarı fiyatlarına transfer yapıyoruz burada. Bizim bir de böyle bir sorunumuz var. Devraldığımız futbolcuların hepsi transfer ettiğimiz futbolcuların iki katından daha fazla rakama oynuyor. Bu da dengesizlik yarattı ister istemez burada. Şimdi bunlarla ilgili düzenleme yapmaya çalışıyoruz burada. Çünkü dengesizlik oluyor. Bir mevkide futbolcu 300 bin euroya, aynı mevkide 700 bin euroya oynadığı zaman bazı sorunlar yaratıyor. İşte indirim isteyeceğiz bazı futbolculardan. Görüşmelerine başladık. Takip edeceğiz bunu da. Son olarak da Kulüpler Birliği toplantısı vardı.
Bir de limit konusu var. Bu iki konu hakkında bir Kulüpler Birliği toplantısı neler konuşuldu? İki, limit konusunda Ankara Gücü'nün bakış açısı nedir? Limit konusunda Kulüpler Birliği toplantısında Fenerbahçe'nin bir talebi var. Orada bu konu gündeme geldi. Biz nasıl ligden düşmeme olması konusunda kulüpler bir birliktelik gösterebildiyse, bir kulübün sorunu da bizi ilgilendirmiyor deyip bu saatten sonra bakılmaması, yani bu gözle bakılmaması görüşündeyiz biz Ankara Gücü olarak. Biz bu konuya destek olacağımızı, limit artırımının Fenerbahçe ve belki başka kulüplere, belki bize de lazım olacak. Ama bir kulüp bile olsa sorun yaşayan, biz Ankara Gücü olarak bu kulübün sorununun, makul mantıklı olan her sorunun arkasında destek olacağımızı belirtiyorum buradan. Dün de bu yönde oyumuzu, yani görüşümüzü söyledik. Bu yönde yazılı görüşümüzü de federasyona göndereceğiz. Federasyona gönderilecek. Kulüpler Birliği toplantısında Dijitürk gelirleri konuşuldu. Onu görüşüyor işte federasyon ve Kulüpler Birliği'nin belirlediği kulüp başkanları gidiyorlar, geliyorlar. Rezervlik konusu var. Bu önemsenen bir konu. Ben bunun önemini geçen sene Ankara Gücü'nün transfer yasağı olduğu dönemde birebir burada yaşadık. Altyapıdan oynatacak şey bulamadık burada. Futbolcu bulamadık. Çünkü İşte PAF takımlar işte U21'de bittiği için onun çok ciddi sıkıntısını yaşadık. Şöyle bir rezerv lig isteniyor. Kulüpler bunu istiyor ve çok mantıklı. İşte alt ligde ikinci, üçüncü lig, o kısmını tam şey yapamıyorum. Büyük ihtimalle üçüncü lig. İki takım arasında birbirine geçiş yapabilen. Yani futbolcu buradan oraya gidebilecek. Sezon içerisinde aynı alt yapıdan da buralara üst A takıma gelebilecek. Bunun ben faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü biz de buradan kiralık futbolcular verdik. Baktım devre arası gönderdiğimiz futbolcuların bir kısmı gittikleri takımlarda oynayamamışlar. O zaman bu iş amacına ulaşmıyor. Çünkü biz o futbolcuları oralarda oynasınlar diye gönderiyoruz. Ama böyle rezerv bir takım olursa biz de kendi futbolcularımızı oynatırız. Ona göre iyi bir olur. Türk futbolu için de iyi bir sonuç olur diye düşünüyorum bu konuda. Taraftara son olarak mesajınız var mıdır? Belki maçları izleyemeyecektir ancak Ankara Gücü taraftarı Ankara'nın en coşkulu taraftarlarından biri. Evet. Neler söylersiniz? Yani o konu şu anda net değil ama herhalde ilk yarının belli bir bölümünde taraftarsız ya da belirli sayıda taraftar alınarak yapılacak gibi görünüyor müsabakalar. Taraftar bizim için gerçekten çok önemli. Biz bunu işte son hafta maçlarında ben iddia ediyorum burada Başakşehir maçında, Alanya maçında ve Antalyaspor maçında Ankara Gücü taraftarı tribündeki yerinde olsaydı o maçların sonuçları tamamen farklı olurdu diye düşünüyorum. Bizim taraftar en büyük itici gücümüz. Bu konuda hiçbir diğer kulüplerden daha da farklıyız biz. Bir şeyimiz var. Taraftarımızın gerçekten saha skorlarına yansıyan bir gücü var bizde. En kısa sürede inşallah onlar sahalara döner, tribünlere döner diye ümit ediyorum. Onlar benden iyi haberler bekliyorlar. Şundan emin olsunlar, bu sorunları çözmek için elimizden geleni yapıyoruz. Mutlu sona inşallah ulaşacağız diye öyle söyleyeyim buradan. Başkanım, kulüp kurumsal yapısında son dönemde bazı değişiklikler yaptığı görünüyor. Evet. Bununla ilgili bir bilgi verebilir misiniz? Bir de taraftarın forma konusunda çok sorusu var. Tamam. Şimdi bizim kulübü biz yönetime geleli 10 ay oldu. Burada şöyle bir şey takip ettik. Yani işini yapan hiç kimsenin işini değiştirmek gibi bir şeyle uğraşmadık. Şöyle yaptık, yapıyoruz orada. Biz buradan bir tane personeli bile geldiğimiz günden itibaren işini sonlandırma yapmadık. Ama şöyle bir şey oldu. Bazı arkadaşlar kendisi ayrıldı. Bazı bölümlerde de aksaklıklar olduğunu, tespitlerimiz oldu. Bu tespitlerimiz sonucunda da artık bir karar verme noktasına geldik. Bu noktadan itibaren o bölümdeki arkadaşların verdiği raporlar doğrultusunda, işte atıyorum futbol şubesinin verdiği rapor, sportif direktörün verdiği rapor, geçmiş dönem çalışan hocaların vermiş olduğu raporlar, işte kulüp binasında hangi bölümde kim muhatapsa onların verdiği raporlar doğrultusunda Ankara Gücü'nde bir değişimi başlattık. Altyapıda da bu değişimi başlattık. Bu burayı belli bir noktaya getirene kadar da devam edecek.
Forma konusu aslında. Çok soruluyor forma konusu. 110. Yıl forması yani, mı yoksa şey mi çıkacak olan forma mı? Şimdi formada şöyle bir gecik, şunun için bir gecikmemiz oldu. Belki bazen işte bunlarda sürekli iletişim halinde olmamız gerekiyor. Biz Merkez Ankara Pasifik bizim sponsorumuz. Kulüplerin şu anda reklam sponsorluk parası bulabilmesi anlamında da en fazla reklam alınabilecek alanda göğüs reklamı. Bu göğüs reklamı için sağ olsun Merkez Ankara Pasifik İnşaat bize bu senede bunu yenileyeceğini söyledi. Ama biz belki daha farklı, onların şöyle de bir söylemi var bize. Bizden daha yüksek veren bulduğunuz andan itibaren bizi çıkarabilirsiniz diyorlar. Biz de formaları reklamıyla beraber çıkaralım diyorlar. Çünkü bir de yeni tasarımlar, çalışmalar var. Onların reklamla beraber iyi olduğunu söylediler. Onun için biraz gecikti ama demo formalar zannedersem Afyon kampına yetişir, orada görülür. 110. yıl forması tasarımı yapılıyor. 31 Ağustos'ta inşallah store mağazasında satışta olacak o da. Başkan, bu pandemi döneminde canlı yayında Merkez Ankara'dan tam istediğimiz rakama, anlaştığınız rakam alamadık. 800 bin liralara falan düştü demiştiniz sponsorluk rakamları. Yok, yanlış anlamışsınız. Başka bir sponsorluktan o zaman. Başka bir şirket o. 20 başka bir şirket. Tabii başka bir şirket o. Merkez Ankara'dan değil. Başka sponsorluk çalışmaları var mı? Var. Var. Ciddi sponsorluk görüşmeleri, çalışmalar var. Katar'la biz Katar Büyükelçisi'yle iki sefer görüşmemiz oldu. Sağ olsun bizi davet etti. Hatta yemeğe davet etti. Gittik, görüştük. Katar'la ilgili sonuçlanan bir şey yok ama görüşüyoruz. Onların uluslararası şirketleri var. Türkiye'de sponsorluk verdikleri bankaları var. İşte hava yolları var. Biz ön görüşme yaptık. Bazı görüşmeler de devam ediyor. Sonuçlanırsa zaten duyuracağız bunu ama bir görüşme var. Transfer bütçesi kısıtlı federasyonun rakamları. Evet. Fuat Hoca'yla 1,5 güne yakın bir görüşmeniz oldu. Yani çoğu şey herhalde bu süreçteyiz. Şimdi kafada kaç tane transfer var başkanım? Yani ya şöyle düşünüyoruz. İlk 11'de oynaması gereken 5 tane mevki olduğunu düşünüyoruz. Yani bu takıma biliyorsunuz geçen sene orta sahasız ikinci yarı ve ilk yarı neredeyse orta sahasız oynadı. İşte forvet bölümü var. Yani çok şeyleri söylemek istemiyorum çünkü orada şey olmasın diye ama yani en azından 5 tane ilk 11'de oynayacak futbolcu gibi görünüyor. Bir de 2 ya da 3 tane de yedek bazı bölgeler için oyuncu alınabilir gibi görünüyor. Tabii bunları alırken de transfer yasağını açtıktan sonra o bölgelerden de futbolcu göndermemiz lazım. Onun için de işte bir an önce işin bitmesini bekliyoruz. Tanban açıldı. Tanban sonunda çalışmalara başladı. Yıllar sonra orada top oynanıyor. Evet. Altyapı ile ilgili bu projeksiyon verebilirsiniz. Şunlar olacak, gelecek vadede, uzun vadede diyebiliyor muyuz? Çünkü hep takımın koşturmacasından altyapı ihmal edilmişti. Evet. Ama en önemli kısım da orası aslında bakarsanız. Bizim dönemimizde ihmal etmemeye çalıştık. Zaten pandemiden dolayı işte Mart itibariyle orası da kapandı. U17 ve 19 takım başlayana kadar şu anda kapalıydı. Yeni başladı çalışmalar. 2-3 gün önce başladı. Orada ilk iş olarak biliyorsunuz kapalı binanın tadilatı yapıldı. Daha sonra saha yapıldı ama daha bitmedi. O sahaya tribünler, ışıklandırmalar ve etrafının telle kapatılması işi var. Ondan sonra da kapalı spor salonunun işi var. Bunlar hepsi planlandı. Sağ olsun Büyükşehir Belediyesi bu kısımlarını hallediyor. Altındağ Belediyesi de bina kısmını halletti. Orada şu anda pro lisanslı, en üst seviyede lisansları olan şeylerle anlaştık. Hocalarla anlaştık. Orada da bir değişim yaptık. 4-5 tane hocamızla yollarımızı ayırdık. Yeni hocalarımızla devam ediyoruz. Orada bir hocamızın herhalde lisansıyla ilgili mi eksiği var? Onu yazıyorlar bana da. Ona da bir bakacağım o konuya ama ilgileniliyor orayla da. Ciddi ilgileniliyor. Çünkü bundan sonra artık tamamen iş altyapıya bağlı. Yani bu rakamlarla, şimdi biz Kulüpler Birliği'nde de dün konuşuyoruz. Yani bu rakamlarla futbolun dönmesi, oynayan futbolcuların rakamlarıyla mümkün değil bu gelirlerle. Çünkü zaten %25-%30 oranında Euro'da artış oldu. Sözleşmelerin %85-%90'ı Euro Türkiye'de. Gelirler TL, bu yönden erime var. Artı yayıncı kuruluş tarafından azaltılmalar var. İşte o da indirim talepleri oluyor. Sponsor bulmakta insanlar zorlanıyor. İşte saha gelirleri yok. Forma satışı, bir sürü sıkıntılar var bütün kulüpler için. Bizim için de tabii ki.
Onun için de altyapı çok önemli. Altyapıya biz de gereken önemi vereceğiz. Oradan ben hedef koydum. Her yıl dedim, geçen hafta toplantısını yaptık burada altyapı yöneticileri ve Cengiz Hoca ile beraber. En az dedim ilk 11'i zorlayacak 2 tane futbolcu çıkarmanız lazım her yıl için. Yani Ankara Gücü'nün için bizim ileride bu 3. sahanın olduğu yere altyapı binasını getirmek gibi bir düşüncemiz de var. Ki şu anda çok, orada antrenman da var. A takım antrenmanı şu anda orada yapıyor. O, yani çok proje var ama işte pandemi, kısa dönemde bir sürü sorundan dolayı bunların hepsi zaman içerisinde olacak işler. Normalde altyapının da burada olması lazım. Bütün takımların göz önünde olması lazım. Birbirlerini görmeleri lazım. Birbirlerinden etkilenmeleri lazım. Futbolcunun burayı istemesi lazım. Şu anda hepsi duracak. Sözleşmesi devam eden herkes, buraya çağırdığımız herkes devam edecek. Kaleci Frederik uzun bir yolculukla geliyor. İşte 38 saat Brezilya'dan geliyor. Biraz aktarmalar falan oluyor pandemiden dolayı. Sorunlar var hava yollarında. Konrad yarın netleşecek. Yani bizim tarafımızdan tamam. İşte hocayla bir görüşmemiz var onunla ilgili. Sözleşmesi devam eden bütün futbolcularımız burada olacak bizle beraber. İşte bitenler var. Yani transfer yasağını açamazsak, inşallah onu düşünmek bile istemiyorum. O zaman o geçmiş dönemden devam eden futbolculara da bakacağız o zaman. Mokey'i bunu buradan söyleyeyim. Mokey'i çalışan hocaların olumsuz raporu sonucunda buradan gönderildi Mokey. Takım disiplini açısından bazı sorunlardan bahsettiler. Onun sonucunda Mokey'e böyle bir karar alınmak zorunda kaldı. Kanteros'un da sağlık dizindeki problemlerden dolayı sağlık heyetinin verdiği raporlardan sonra kadro dışı kaldı. Onlarla ilgili de hocaya listemizde onlar da var. Onları da soracağız. Devam edebilirim derse olabilir, niye olmasın. Kanteros'un iyi olduğunu söylüyorlar, çalıştığını söylüyorlar. Bir iki kişi bana iletti. Onun da burada olmak istediklerini ilettiler. Olabilir yani, bizim Kanteros'ta yaşadığımız bir problem yoktu. Şu anda bu iki oyuncunun ve başka oyuncuların da alacakları nedeniyle FIFA'ya şikayette bulundukları... İhtar çekti Mokey. Onun belli bir günü var. O gün içerisinde ödenmezse onunki de tabii ki şeye gidecek. Kanteros'un zaten sözleşmesi bittiği için onun FIFA'lık bir durumu olmaz. Onun parası ödenecek bir şekilde. Frederik de verdi kaleci. Ya şöyle oldu o iş. Takım ligden düşme olayı olunca futbolcular eski, yani Türkiye'deki işte bu tür şeyleri hemen araştırıyorlar, öğreniyorlar. Deniyor ki futbolculara büyük ihtimalle FIFA'ya başvurun, paranızı rahat alırsınız. Çünkü bir alt lige düşünce şey olacak diye. Bazı futbolcular böyle şeyde bulundu ama bizim dönemimizle ilgili hiçbir futbolcunun FIFA'lık şeyi olmaz diye düşünüyorum. Yani ödüyoruz biz paralarını bir şekilde. Başkanım, bazı futbolcularla ilgili sosyal medyada özellikle çok ağır eleştiriler oldu. İlanlar, Sedat'ta. Maalesef. Sizinle ilgili ne düşünüyorsunuz Fatih? Yani... Ya şimdi bu doğru bir şey değil. Buradan bunu özellikle ve net olarak söyleyeyim. Bu insanlar burada, özellikle yerli futbolcular. Bakın buradan söylüyorum. Sedat'tır, İlhan'dır, Korcan'dır, Cebrail'dir. Bize işte Mahmut, buradaki diğer bütün çocuklar bize hiçbir şekilde burada zorluk çıkarmadılar. Geldiğimiz günden itibaren burada Ankara Gücü'nün başarısı için onlar da uğraştılar. Kapasiteye ben bir şey diyemem ama şimdi bugün İlhan'ı eleştiriyoruz, tamam. Taraftarımız eleştiriyor. Orgil'i herhalde 30 maç oynadı. 5 tane golü var. İlhan oynadığı maç sayısı belli. 7 tane golü var. Ve de bu kişiler bu kulübe kesinlikle zorluk çıkarmadılar. Bize destek oldular. Zor zamanlarımızda da destek oldular. Ben taraftarımızdan ricamız, tamam, her futbolcudan çok iyi olmasını bekliyoruz ama bu arkadaşlarımızın böyle morallerini bozmasınlar. Motive etmek lazım. Onu sonuçta diyorum, yani burada bunların işte bir sürü kişi ihtar çekerken bu arkadaşlar ihtar çekmediler. Kulübü zor durumda bırakmadılar. Onun için biraz daha yazılanlarda, çizilenlerde biraz daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Takımda, mevcut takımda teklif gelen oyuncular var mı? Var. İsim verme şansınız var mı? Vermek istemiyorum ama var. Sizin vermeye niyetiniz var mı başka? Bazılarını var. Olabilir bazılarını. Bonservis de mi? Yani bonservis ödeyerek mi?
Bonservis ödeyerek alınmak isteyen futbolcularımız da var. Sözleşmesi işte rakamını biz ödeyelim, bize verin diye yüksek rakamlı olan bazı futbolculara da var böyle teklifler. Hocam geçen seneki bu topçulara bazıları fahiş sözleşmeleri... Az böyle durursan sen sana zahmet. Yüksek rakamlı sözleşmeler. Ya birkaç örnek verebilir misin? Mesela Fatih'in sözleşmesi ne kadardı? Yani... Pazda'nın sözleşmesi 650 bin euro. Ondan sonra Pinto'nun var. Şöyle söyleyeyim, birebir isim söyleyerek öbür futbolcuları da sıkıntıya sokmak istemem. Bizim aldığımız futbolcuların iki katını oynuyor buradaki eski futbolcular. O da biraz ister istemez şeyi yaratıyor burada. Ondan sonra işte ben size şöyle söyleyeyim, Frederik ondan daha aşağı rakam oynuyor bu takımda. Sadayev mi, Frederik mi, Saba mı? Yani şimdi bu biraz özel olduğu için futbolcuları isim isim şey yapmak istemiyorum, sıkıntı olmasın, ama maalesef eski dönem sözleşmeleri buranın bütün dengesini bozdu geçen sene. Başka hala yaşıyoruz onun sorununu. Teşekkür ederim. Bütün sorularımıza içtenlikle cevap verdiniz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.